Papatya'm bak yanlış anladın. O kadını ben çağırmadım. O kadın Erdem'in annesi. Oğlunu görmeye gelmiş. Canım oğlunu görmeye gelmiş olabilir. Sen bana niye başka bir kadın diye tanıtıyorsun? Niye Gülşen'in annesi diyorsun? Senin hiç yeni karın yanındayken eski karın geldi mi? La havle. Ya, bak gelmemiş onun için beni anlamıyorsun işte. Sen hiç yalan söyleyen bir adamla evlendin mi? Ben iki kere evlendim. He, ben üçüncü mü oluyorum? Ay pişkinlik yapma Necati. Sen ikincisin. Ay, bırak Necati olmaz. Aa, ben dürüst olmayan bir adamla yaşayamam. Bak sen bu şu sandıkta ne olduğunu bile karına söyleyemiyorsun. Ya şimdi boş ver sandığı. Ay bu kadar gizlisi saklısı olan bir adamla ben olamam. Ay. Ya Feridem bırak artık şu bavulu doldurmayı Allah'a sen. Kanter içinde kaldım yoruldum ya. Sen yalanı bırakmadıkça ben de bavulu bırakmayacağım. Tamam bak kabul ediyorum. Ben sana yalan söyledim ama ya, beyaz yalan söyledim. Ay yalanın rengi falan olmaz Necati. Ver. Bırak şu kazağımı. Ay, dur bak ne kadar güzel bir kazak bu. Nereden aldın? Bunun erkekler için olan da var mı? Ay Necati. Ay sinirli olmak sana ne kadar güzel yakışıyor. Öyle güzelleşiyorsun ki. Ay, yalan söylemek de seni çirkinleştiriyor. Ama ben beyaz yalan söyledim de. Bak sen bana yalancı diyorsun ama sen de inatçısın. O daha güzel bir meziyet mi yani? Ay. Buyur bak bavul bile gitmeni istemiyor gördün mü? Ay terledim vallahi terledim. Oh ne güzel. Şimdi ılık bir duş alırsın iyi gelir kendine gelirsin sonra konuşuruz. İstesin ben de sana yardım edeyim. Ha tabii bu arada 7-8 tane daha yalan uydurup gitmeme mani olasın diye değil mi? Yok olmaz ben dürüst olmayan bir adamla yaşayamam. Tamam bir evlilik için sadece dürüstlük gerekmez ki. Ay ne gerekir peki? Emek gerekir, saygı gerekir, sevgi gerekir, aşk gerekir, aşk. Güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa ilenecek yer bulamam. Gönlümdeki kış olmasa, kış olmasa, kış olmasa. Bakın gitmiyorum ama bu barıştık anlamına gelmiyor. Ben sizinle konuşmuyorum. Papatya. 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 Bak dinle bir şey diyeceğim. Papatya dinle bak bir şey diyeceğim. Papatya. Bak. Vallahi bu evlilik işi matematik dersinden bile zor ya. Necati Bey ve oğlu Lütfü'nün işleri hiç de kolay değildi. Bir de bize diyorlar kavga etmeyin diye. Evet. Allah'ım bu nasıl bir şey böyle ya? Birazdan maç başlar. Ama zaten maçta bir şey yoktu şimdi be oğlum. Sen bir belgesel bul da bakalım manda Söğüt Danlar yuva yapmış mı? Yapmıştır. Manda zaten başka nereye yuva yapacak? Manda yuva yapar Söğüt Danlı'na. Bazıları da mandanın yuvasını yapar. Aslında yuvayı dişi kuş yapar. Ama dişi kuşun mandayla hiç alakası yoktur. Hep senin yüzünden oldu. Ömrümü yedin oldu, ömrümü. Gece böyle dursan bak diye sayıkladım ya.
Bu Zamba hani Serpil Hanım, Edim'in annesi, benden boşanırken 3 tane dairemi götürdü. Az bile götürmüş. Ama işte ben o yüzden diyorum ki, dur Zamba yapma. Bir de kal, 1 yeter, 3 çok olur. O kabusu görüyorum, anlıyor musun? Yani Necati, ben sana yalan söyleme dedikçe sen bir de yalanlarına kuyruk takıyorsun. Hani yalanın rengi bile olmazdı. Kuyruğu nasıl oluyor? Ay şimdi imdat diye bağıracağım ha. Necati Bey'in işi bu sefer çok zordu. Yalan, Feride Hanım'ın en sevmediği şeydi. Sakın. Ve affetmeye asla niyeti yoktu. Ama Necati Bey evlilik konusunda çok tecrübeliydi. Ve küskün bir kadını yumuşatmanın yollarını çok iyi biliyordu.